Herkese merhaba. Şimdi otelden çıktık. İlk önce kahvaltı yapmaya gideceğiz. Ardından yarım kalan programa uymaya devam edeceğiz. Bugün aslında az önce baktım, hava durumunda 19 derece ve güneşli gözüküyor. Fakat hiç öyle bir hava yok. Anlamadım neden öyle gösteriyor. Bakalım, umarım düzelir. Çok fazla mekan var ama kahvaltı etmek için bize pek hitap etmediler gibi hissettik. Eğer bu bölgede kalırsanız siz de hem çok fazla yiyip içeceğiniz mekan var, aynı zamanda da buranın forumuna aşırı yakın. Şimdi foruma gidiyoruz. Şöyle. Çünkü diğeri çok yüksek bir kapı değildi yani. O yüzden acaba burası mı dedim. Burası müze diyor değil mi? Yazmıyor. İçeride yemek burası varmış. Acaba şey mi? Aşkım burası şey, o dönemler insanların halka açık şekilde işkence edildiği, bak orada şeyler var. Bilmiyorum kameradan gözüküyor mu da insanları falan böyle asıyorlarmış vesaire. Ya işkence edilen bir yer burası. Karakol gibi bir şey muhtemelen. Bu konuyla ilgili bir öğrenip öyle bilgi verelim, biz de öyle gelelim. Şimdi foruma geldik. Burada belki bir kahve içeriz ardından kahvaltının. Ondan sonra tarihle ilgili, işte buranın kültürüyle ilgili olan o turumuza başlayacağız. Burası da forum. Gdansk Forum. Şöyle göstereyim merak edenler olur belki diye. Dört katlı, bir de alt katı varmış. İşte en alt kattan bizdeki itibaren çoğu manzara var ya, yani aynıları hatta çoğu. Bir iki tane de böyle kuzeyli markalar var. Evet. Kuzey manzara, yani tam karışık olmuş. Ama aynı yani çoğu şey. Aynı. Fiyat olarak Norveç'e göre fiyatlar pahalı geldi. Aynı ürün karşılaştırması yapınca. Türkiye'ye göre de sen söyle canım. Çünkü sen Türkiye'ye baktın ona. Yani aşağı yukarı aynı gibi. Bir kadın. Sadece Türkiye daha ucuz sanırım bir iki şeyde. Ama hani böyle ucuzdan kastım. 100 lirada 17 lira, 20 lira. İşte 1000 lirada da 200 lira falan. Daha ucuz sanırım. Ya ben şeye çok şaşırırım. Ben Norveç'e hani Polonya'ya göre ürünlerin daha pahalı, aynı ürün bazında daha pahalı olacağını düşünüyordum. O bayağı şaşırttı beni. Burada bir tık daha pahalı birçok şey. Tabii belli ürünler var yine aynı olduğu ya da bir gıdım burasının ucuz oldu ama geneli Polonya'daki fiyatlar daha pahalı çıktı. Bizdeki gibi mi acaba? Yani enflasyon deyip geçtik. Bilmiyorum ama ben hiç beklemiyordum doğrusunu söylemek gerekirse. Şimdi yemeklerin olduğu kata çıktık. Bakalım belki kahvaltı yapabileceğimiz bir şey. Kahvaltı yapabileceğimiz bir şey var mı diye bakacağız. Ama ilk göze çarpanlar tabii fast food şeyleri ki istemiyoruz fast food restoranına oturmak. Bakalım belki bir şey. Daha böyle sağlıklı bir şeyler bakacağız. Şehir merkezinde bulamadık çünkü. Yani hiç bulamazsak artık normal
pastaneye oturup börek, çörek tarzı bir şeylere bakarız herhalde. Çörekçi vardı sanırım. Şurada salata, çorba vesaire falan bir yer var. Şimdi Amber Müzesi'ne gidiyoruz. Kehribar Müzesi diye de adlandırabiliriz. Bakalım. Şöyle çok güzel, şehrin ortasında yeşil bir parktan geçiyoruz. Bir yanda da yine böyle eski tarzda evler. Kocaman değil mi parka? Baksana. Yakından bakalım mı? Yıkanıyorlar. Amber Müzesi'ne geldik. Şimdi gireceğiz içeri. Burada da mı? İşte şeyleri, mantro şeyleri bakıyoruz. Kıyafetleri. Şimdiki... İlk önce bilet almamız gerekiyor şuradan. Evet. Evet sanki. Şuradan biletimizi alalım. Evet. En üstten başlayıp en alta ine ine gidelim o zaman. Evet öyle yapalım. Altın kaplama da mı yapmışlar? Değil mi? Evet. Tamam. Bayağı güzel bir ev işçiliği. Baksana sadece şunlara. Dönemimize uygun değil gibi. Birazcık daha hani 1500-600'lerden kalma duruyor. Doğruyu söylemek gerekirse. Ki kalmış bile olabilir mesela. Ama şu tarz şeyler de kullanılabilir aslında kolye günümüzde de baksana. Çok tatlı değil mi? Ortasında sanırım bu mineral taşın şu kalp şeklinde oymuşlar. Evet. Çok değişik. Altın topları vardı. Kaplama. Bu sanırım gold leaf. Değişik ürünler de var. Heh işte. Altınların. Bu bildiğin bizim bilezik değil mi ya? En üst kattan başlayarak aşağıya ineceğiz. En aşağıda da hediyelik. Hayır, burası değil aşkım. Evet. Hey hey hey. Direkt yukarı çıkalım mı? Olur. Asansörle bence en üste çıkalım, aşağıya doğru inelim. Tamam, olur da engelli bir bebekler için falan okay. Yazmışlar o yüzden. Tamam. Çok okulamaz. O zaman... Şurada değişik şeyler var. Ama şimdi çekme bence. Birazcık karanlık çıkıyor mu bilmiyorum. Müzenin en üst katıyla başladık. Şu
Şöyle bir hızlıca etrafı göstereyim. Detayları daha sonra gösteriyor olacağım. Şimdi buraya bu şehrivarın zaman çizelgesini eklemişler. Hani bu İngilizce'de de Emerald Timelines diye geçiyor. Birkaç tane dönemi, çağın diyeyim daha doğrusu. Ve bu çağlardaki etkileşimleri ya da nerede bulundukları ile ilgili bir çizelge hazırlamış bize. Çok uzun. İlk önce Paleolitik dönemden başlıyor. Bu milattan 10 bin yılıyla 80 bin yılı gibi arasında bir yerde. Burada mesela örnek neler varmış? Mağaralarda. Bu Fransa'daki ünlü bir tane mağara var. Bu belki bilen vardır. Hani orada falan keşfedilmiş. Bu Tanrıca Kibe'de yanlış hatırlamıyorsam onun şeyini bulmuşlar. Avusturya'da da milattan 30 bin yıl önce falan. Şurada da nerelerde bulunduğu ile ilgili şeyleri var. Yavaşça dolaşmaya başlayalım mı? Bu eskiden işlenişiyle ilgili şeylermiş, cihazlarmış, bu taş şeklinde. Taş. Şu alttaki yapılmış kullanım yerleri. Bak mesela burada bir oyun tahtası var. Tavla. Bu yan tarafta o oyunun taşlarını yapmışlar aşkım. Gördüm. Sarkaç takılmamış. Bakayım. Amberden yapılmış satranç takımı. Çok güzel. Thank you.
gerçekten böyle kılması için bir şey yapmışlar. Bruce'ten de bakalım neden? Bu da kalmıyor. Ya da kitabın ama adam da oraya düşünüyor. Bir de düşünüyor. Siz kılırsan. Bu şeymiş. Böyle bir oda olduğu varsa. Varsa böyle biliniyormuş ama nerede bilmiyor. Bu da o Amber Room'un şey odası. Rus çarlarından birisi bildiğin bir tane tamamen odayı böyle yaptırmış. Onu şu an orada kayıpmış, bilinmiyormuş. Nerede olduğuyla ilgili hipotezler varmış. Bu odanın. Şurada. Ve taşlar çok güzel. Evet. Detaylar çok güzel.
işlemeyle ilgili sanırım ekipmanlar. Evet. Ben bu katı bitirdim, aşağıya geçeceğim. Bıçakları şu an. Böyle çekip koklayabiliyormuşuz. Şunu koklasana. Koklayacağım. Bak şöyle. Kokla bakayım. Ahşap gibi kokuyor. Hatta söyleyeyim, bu bunun masanın kokusu bence. Böyle söylemek yoksa. Ben de pek bir koku alamadım gibi oldu da. Güzel kokuyor da bu tarçın bildiğinin kokusu. Ne? Dokunması güzelmiş. Dokunmak istiyorsan şurada. Dokunalım. Dokunursa hoş görüyorum. Ama mermer gibi yani. Sağdaki ne olacak? Aa, güzelmiş. Çok özel bir his değil. Bak, şu bayağı serin. Bu öyle değil. Evet. Mermer gibi. Hoş dokunuyorum. Hepsinin dokusu ne kadar? Bunlar sudan çıkarılmış. Hatta bak şuna bakarsan üstünde bir sürü bu barnacle denilen canlıların da şeyi var, yuvaları. Aa evet. Adamlar bildiğin balığa çıkıp bunları bulup gelmişler. Kaç lira bilmiyorum ama zengin olup dönmüşler. Sonra şu 3 kiloya yakın müze satın almış. Bu. Olmak yani.
Elti hoşuma gitti. Bunun gibi içi gibi istiyorum ben mesela ama çok pahalı işte diyorum. Wow, 8 kiloymuş. Balıkçılar bulmuş aşkım. Danimarka'da. Ne içinde fosil var? Örümcekmiş. İçinde hapsolmuş. Evet. Küçük bir kertenkele gibi ya da gecko. İçlerinde hep bir şeyler var. Yıllar boyunca böyle içine hapsolmuşlar. Örümcek, sinek, ne ararsan var. Burada bir sivrisinek hapsolmuş. Fosillere baksana. İçinde her şey kertenkele olan var. Akrebimsi bir şey var bak şurada gel. Gel. 8 değil bu şey bilir misin? Bir dakika. Bulunan sayısı bu değil o spesifik. Anladım. Türkiye'de? Bu müzede 8 tane varmış Türkiye'den 8 gelen. 8 tane bulunmuş. Bu müzede 8 tane hı-hı varmış Türkiye'den gelen. Bence güzel. Bu müzenin olduğu bina. Bu da tarihi bir binaymış. 1300'lerde civarı yapılmış. Birkaç kestere muhalisör değişmiş. Tütonlar yapmışlar. Tüton şu var dedi. Bu katı da bitirdik. Şimdi bir alt kata gidiyoruz. Manzara burada. Müze bitti sanırım da şey. Bir iki şey satın alabiliriz. Belki. Bakalım şimdi. Yani satılıyorsa taştan. Satılıyor galiba. En alt katta bulunan son yer. Kuyumcu diyorum aklıma gelmedi. Takı kutusu. Takı kutularıymış. Bu arada mağazasını gezdik. Biz pek beğenmedik doğruyu söylemek gerekirse. Ürünleri. Bir de çok enteresan fiyatlar vardı yani. Çok değeceğini düşünmedik. Doğru söylemek gerekirse bu ürünler sanırım yani bu
taş mı diyeyim artık, reçine şeyi, taşı diyeceğim. Türkiye'de de çıkıyormuş çünkü. Ben görmüştüm sanki bir iki yerde satılıyordu böyle şeyler. Burada sadece çok üst segment kuyumculuk yapmışlar altın ve gümüşle. Mesela altın bir tane kolye 700 bin lira yazıyordu. Şeyle tabii taşı büyüktü. Ama hani ya da mesela heykeller vardı atıyorum yılan şeklinde vesaire çeşitli hayvanlar. 430 bin liraya vesaire bandında ilerliyordu. Biraz daha hani uygun diyebileceğimiz düz taşlarda en ucuz şey 6 bin lira falan. Ama yok yok en ucuz şey dümdüz böyle incecik bir ip üstüne böyle küçücük evet. Taş koymuşlar mesela o 500 küsur liraydı ama evet. Değmez yani çok basitti.